Herkese selamlar, herkese merhabalar. Tarih araştırma ve yazımında dijitalleşmeye ele alacağız. Hadi kemerlerinizi bağlayın, hiç başlayalım. İlk olarak öğrenme çıktılarımıza baktığımızda tarih araştırma ve yazımında dijital dönüşümün neler olduğunu ele alacağız. Akabinde anahtar kelimelerimizi göreceğiz. Büyük veri, doğuştan dijital veri, sayısallaştırma, uzaktan okuma, veri analizi, veri madenciliği, yakın okuma, yapılandırılmış veri, yoğun veri ne yapacağız anahtar kelimelerimizde göreceğiz. Temel kabullerim ise tarihin dijitalleşme ile yararını analiz edeceğini birlikte göreceğiz. Şimdi hazırsan başlayalım. Şimdi Dijitalleşmenin tarih araştırma ve yazımına etkisi neler? Sayısallaştırmayı göreceğiz. Fiziksel bir materyali. Bakın, fiziksel bir materyali. Yani bu ne olabilir? Kitap olabilir, belge olabilir, fotoğraf olabilir. Dijital ortama aktarmasıyla okunabilir ve işlenebilir hale getirme işlemidir. Örneğin bir kitabın taranarak PDF formatına dönüştürmesi sayısallaştırmadır. Geldim doğuştan dijital veriye. Başlangıçta dijital ortamda üretilen fiziksel ve karşılığı olmayan veri türüdür. Sosyal medya paylaşımları, e-postalar ve web siteleri gibi platformda üretilen veriler doğuştan dijital veridir diye adlandıracağız. Büyük veri çok büyük hacimli, çeşitlilik gösteren ve yüksek hızda üretilen veri kümesidir. Sosyal medya verileri, internet trafiği verileri ve sensör verileri büyük veriye örnek olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Geldim yoğun veriden bahsedelim. Belirli bir konu veya olay hakkında çok detaylı ve kapsamlı bilgi içeren veri türüdür. Bir tarihsel olayın tüm belgelerin dijitalleşmesiyle elde edilen veri kümesi yoğun veriye örnek olarak ne yapılabilir? Verilebilir. Yapılandırılmış verim. Tablo, veri tabanı ve elektronik tablo gibi düzeni bir formatta saklanan veri türüdür. Nüfus sayımı verileri, kütüphane katalogları yapılandırılmış veriye örnekler olarak ne yapılmaktadır? Verilmektedir. Veri analizi, toplanan verilerin anlamlandırılması, ilişkilerin belirlenmesi ve sonuçların çıkmasıyla işlemlidir. Tarihsel verinin analiz edilmesiyle geçmişteki olaylar hakkında yeni bilgiler Elde edilebilir. Veri madenciliği büyük veri kümelerinden gizli kalmış bilgi ve örüntüleri keşfetme işlemidir. Yani aslında bir nevi şöyle düşünün maden kazıyorsunuz gibi düşüneceksiniz. Yani e, yeni ürünler ortaya çıkartacağız. Tarihsel verilerde veri madenciliği yaparak beklenmedik ilişkiler ve kalıplar bulunabilir diyeceğiz. Yakın okuma, bir metnin her kelimesi, cümlesi ve paragrafı üzerinde detaylı inceleme yapmaktır. Tarihsel metinlerin anlaşılması için yakın okuma önemlidir. Uzak okuma ise birçok metni genel olarak tarayarak ana fikirlerini ve konularını belirleme işlemidir. Tarihsel araştırmada geniş bir kaynak taramasında uzak okuma kullanılır. Hipermetin ise birbirleriyle bağlantılı yazı, görüntü, video gibi verileri içeren bir metin organizasyonudur. Yani buna genelde genel ağ yani web sitesi birbirine bağlantılı milyarlarca sayfadan oluşan bir hiper metin sistemidir. Yani mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bugün siz Tonguç'la ilgili bilgileri aklınız için Tonguç'un sitesine girmeniz gerekiyor. Ve aslında site dediğimiz bir webden bahsedeceğiz. İşte biz de buna hiper metin olarak ne yapmaktayız? Ele almaktasınız. Dijital kaynaklar neler peki? Dijital kaynaklar dijital doğmuş. Yani born dijital ve sonradan dijitalleştirme kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Bakın unutmayın dijital doğmuş yani orijinal sonradan dijitalleştirilmiş. Mesela şöyle düşünün arkadaşlar. Bir kitabımız var bu kitabı yazıyorum ama önce dijitale aktardım. O zaman bu sonradan dijitalleştirilme oluyor. Ama var olduğundan itibaren direkt dijital şekilde olduysa bunu da, da, dijital doğmuş şekilde ne yapmanız lazım? Almanız gerekiyor. Genel ağ siteleri, çevrim içi forumlar, e-kitaplar, elektronik kayıtlar, dijital ses kayıtları ve konum verileri dijital doğmuş kaynaklardır. Yani var olduğundan itibaren hep dijitalin içinde. Ama yazılı ve basılı görsel kaynakların tanırarak bilgisayara aktarılmış haline sonradan dijitalleşmiş kaynak adına yapılır. Biridir. Unutmuyorsunuz tekrar şöyle bir toparlayalım eğer ki arkadaşlar var olduğundan itibaren sitede yer alıyorsa e-kitaplarsa bunlar arkadaşlar dijital doğmuştur ama bir kitabınız var bir metininiz var ve siz bunu fiziki bir halden dijital ortama aktarıyorsanız eğer sonradan dijitalleştirme olarak ne yapmanız lazım ele almanız gerekmekte. Dijital tarih çalışmalarının ilk adım veri ya da arşiv belgelerini sayısallaştırmak. Yani biz buna digitasyon diyeceğiz. Kodlama diliyle etiketlemek ve bunları dijital yayın haline getirerek herkesin ulaşabileceği bir kaynağa dönüştürmektir. Daha sonra bu verilerin bilgisayarda okunabilir hale getirilmesi ve kaynaktan elde edilen verilerin yapılandırılması aşamasına geçilir. Bu süreçte belgelerden elde edilen büyük verinin uluslararası standartlara uygun olarak tasnif edilmesi, birbirleriyle ilişkilendirilmesi, kavram ağacı, otomatik sözlük, açık erişim, açık veri, bağlı veri, ileri arama, filtreme, dışa aktarma gibi işlemlerin yapılması gerekmektedir. Yani aslında bir nevi sizin arkadaşlar günlük hayatlarınızda ve bilgisayar ortamlarında bulduğunuz şey nitekim tarihi arkadaşlar yararını sağlayacak unsurlar olabilir. Sonraki süreçte ise elde edilen yapılandırılmış veriler, istatistik programları, coğrafi bilgi sistemleri yani biz buna CBS diyeceğiz. A içerik gibi analiz araçları ile haritalanır, görselleştirilir ve yorumlanır. Tarihsel kaynakların dijitalleştirmesi sonrasında ortaya çıkacak olan büyük veriyi analiz etmek ve yorumlamak tarih araştırmacılarının iş yükünü büyük oranda arttıracaktır. Bu iş yükünü azaltmak için ulusal ve uluslararası işbirlikleri kurularak ortak çalışmalar yapılabilir veya yapay zeka uygulamaları yoluyla araştırmacıların farklı yorumlara ve sonuçlara ulaşması sağlanabilir. Bununla birlikte günümüzde geliştirilen teknolojik araçlar sayesinde tarihsel bilginin görsel ve tematik olarak işlenmesi, veriler arasındaki gözle görülmeyen ilişki ağlarının ortaya çıkarılması gibi pek çok avantaj sağlanmıştır. Tarihçiler dijital yöntemler sayesinde sayfalarca belge hakkında doğru değerlendirmeler yapabilme, yeni sorunlar sorabilme ve konulara farklı açılardan bakabilme imkanına sahip olmuşlardır. Bununla birlikte geleneksel ve dijital tarih yazımlarını birbirini tanımlayan ve tarihsel bilginin zenginleştirmesine katkıda bulunan iki yöntem olarak düşünmek gerekir. Büyük miktarda verinin ulaşılabilir hale gelmesi, tarihçilerin toplumsal ve kültürel değişimler hakkında daha kapsamlı analizler yapmasını ne yapmıştır? Sağlamıştır. Bu noktada da arkadaşlar iki yöntem şeklinde düşünmek bizim için Önemlidir. Dijital tarih çalışmalarında izlenen süreç nasıldır? İlk önce bir araştırma ve veri toplama yapacağız. Yani düşünün bir kaynak araştırması yapacaksınız. Bu kaynaklarla ilgili bilgileri rastlamam lazım. Önce bir araştıracağız ve sonunda dijital ortamda bir veri çalışması yapacağız. Tarih araştırmacısının bilimsel ilgi ve merakı doğrultusunda bir konu belirlenir. Bu konu seçiminde daha önce yapılan çalışmalar, ile sürülen teoriler, sahip olunan inanç ve değerler etkili olabilir. Konu belirlendikten sonra doğru ve güvenilir kaynaklar üzerinden veri toplanır. Mesela şöyle örnek verebiliriz. Aslında biz Balazgirt Savaşı öncesinde burada var olduğumuz, yani Türklerin Anadolu coğrafyasında daha var olduğu düşüncesi var. Bununla ilgili mesela mezar çalışmaları, kazı çalışmaları, bununla ilgili bilgi teorilerini ne yapıyoruz? Biz topluyoruz. Yani bir nevi araştırma yapıyorsunuz. Daha etkili olabileceğini düşünüyorsunuz. Doğru ve güvenilir kaynakları da bulduğunuz zaman, Tezinizi de buna göre ne yapacaksınız? İlerleteceğiz. Peki siz bu fiziksel verileri ne yapacaksınız? Dijitalleştirmeye başlayacaksınız. Yani verileri bir nevi e, ömür boyu kayıt altında tutma imkanınız ortaya çıkacak. Yani verileri dijitalleştireceğiz. Verilerin dijitalleştirilmesi süreci fiziksel olarak var olan belgelerin veya bilgilerin dijital formata dönüştürülmesidir. Taranan veya dijital olarak kaydedilen belgelerin Uygun dosya formatlarına yani PDF, JPEG, TFF gibi arkadaşlar dönüştürülmesi gerekir. Ve genelde de arkadaşlar biliyorsunuz ki biz PDF dosyalarını ne yapmaktayız? Kullanmaktayız ve biz bu taramanın sonrasında verileri PDF haline getirerek daha kalıcı hale gelmesini ne yapıyoruz? Sağlayacağız diyeceksiniz. İlk dönem hedefi yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde. Hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç Kitapçısı ve tongucmaza.com'da bulabilirsin. Verileri düzenleme ve kataloglama nasıl olacak? Dijitalleştirilen verilerdeki yanlış, eksik, tutarsız ya da hatalı bilgiler ayıklandıktan sonra meta verilere dönüştürülür. Daha sonra da bu veriler sınıflandırılarak kataloglanır ve etiketlenir. Verileri analiz etme ve yorumlamamız nasıl olacak? Verileri derinlemesine inceledikten sonra anlamlandırılır ve yorumlanır. Elde edilen sonucun güvenilir veya geçerli olması için bu aşamada çok dikkatli olunması gerekir. Sonuçları paylaşma ve sunmamıza geleceğiz. Elde edilen verilerin görsel hale dönüştürülmesi ve paylaşılması sürecidir. Bu süreçte araştırma bulgularının daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için tablo, grafik, diyogram, harita ve görsel araçlardan yararlanabilir. Sonuçlar araştırmanın etkisini ve değerini arttırmak için bilimsel dergi toplantı, rapor ya da genel ağ sitelerini diğer araştırmacılar tarafından yeniden analiz edilmesi için de veri setleri aracılığıyla paylaşılabilir. Bu noktada bizim için ne yapacak bu? Önemli olacak. Konu biterken biz neleri gördük? Tarih araştırma ve yazımında dijital dönüşümü inceledik. Yani e, bunun öncesinde bulduğumuz verileri fiziksel ortamda arkadaşlar PDF, JPEG gibi dosyalara dönüştürerek daha kalıcı hale gelmesini ne yapmış olduk? Sağlamış olduk. Yani tarih araştırması artık eskiden arkadaşlar kitaplar halinde değil artık Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin dijital ortamda çok rahat bir şekilde bulacağınız ve çok rahat bir şekilde analiz edeceğiniz noktaları birlikte ele aldık. Konu biterken dedik ki tarih araştırma yazımında dijital dönüşümü gördük ve her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.